kelime testiyle devam edelim. Şimdi ilk sorumuzda unfortunately ifadesini vermiş. Olumsuz bir ifade diyebiliriz. There has been a considerable drop. Yani önemli miktarda bir azalma olmuş. Halkla ilgili bir şey olması gerekiyor. Bakın doktorlara karşı olan halkın demiş. Neden dolayı bazı işte işle ilgili miskındaklar, yani mesleği kötüye kullanmayla ilgili bazı haberler çıkmış doktorlarla ilgili. O zaman halkın saygısını dememiz için esteem diyebiliriz. Şimdi esteem ifadesi mesela self-esteem dediğimizde self-confidence anlamında. Tamam? Yani özgüven, öz saygı anlamında aslında. Yani yakın anlamda, iş anlamında diyemeyiz ama self-confidence özgüven, self-esteem ise kendine öz saygın anlamında. Burada public esteem derken de işte public respect anlamında söylüyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Türk toplumunun ortak bir hani common, yaygın olan bir özelliğinden özelliği olarak demiş ikinci soruda. Ne diyor peki bakalım? When people open their house to guests anytime. Bak herhangi bir zaman misafir kabul edebilirler diyor. O zaman hospitality ifadesi misafirperverlik anlamı. Cevabımız Ceyhan. Tamam. Herhangi bir zamanda misafir kabul etmeyle ilgili bir cümle kurduğu için. Üçüncü soruda ise the interests of the couple seem not to be demiş. Tamam. But they do overlap considerably. Şimdi overlap ifadesi bir önceki testte de vardı. Eşleşmek anlamında, match anlamında. Demiş ki bak çocuklarla ilgili birçok hani uyumlu oldukları nokta varmış ama the interests, şimdi burada but dediğine göre olumsuz bir ifade olması lazım. The interests of the couple seem not to be identical. Çok aynı görünmüyor. Yani bu çiftin ilgileri çok aynı görünmüyor ama çocuklarınkiyle uyuşuyor gibi dememiz için cevabımız Bursa olabilir. Altıncı soruda depremden sonra Japonya'daki insanlara bakın elektrikten ve doğalgazdan bahsediyor. Uzun bir zaman power cut olmuş. Elektrik kesintisi anlamında buradaki power cut. Şimdi bu ifade önemli. Altıncı soru önemli bir soru. Deprived of electricity derken elektrikten mahrum kaldılar anlamında. Cevabımız Ceyhan olur olumsuz bir anlamda. Committed to ile kullanılıyor biliyorsunuz. Bağlı olmak anlamında. Consume tüketmek anlamında, emergency ortaya çıkmak anlamında. Bunlar önemli kelimeler. Tamam, kitaplardaki fiyatların artışından bahsediyor. Many people to do online shopping from some websites. Bazı sitelerden online alışveriş yapmaya daha çok meyilliler insanlar diyor. Neden dolayı? Fiyatların artmasından dolayı online satın almaya meyilliler anlamında. Bakıyorum, purchase kelimesi belki yeni olabilir. Satın almak anlamında. Bu da öğrenmeniz gereken bir kelime. Tabi burada şimdi ben doğru cevapları söylüyorum sizlere ama şıklardaki çoğu kelimeler, bir önceki testte de öyleydi. Çoğu kelime önemli kelime. Onların anlamını bilmeniz gerekiyor. Zaten birçoğu dersimizde geçti. Ben özellikle derslere daha önce geçmemiş olan kelimeleri ve önemli olanları söylüyorum. The people in the company were with the pay rise. Şimdi buradaki pay rise zam anlamında. Tamam. Bak diyor ki they were expecting a lot higher. Çok daha fazla bir para bekliyorlarmış değil mi? Maaşlarına zam bekliyorlarmış. O zaman bu şirketteki insanlar bak oradaki yönetimin kabul ettiğine karar verdiğinden daha fazlasını bekliyorlarsa o zaman bunlar istediği olmamış. O zaman contented with mesela elenebilir değil mi? Content ifadesi happy anlamında, mutlu olmak anlamında. Ama frustrated with dediğimizde bir şeye öfkeli olmak anlamında. Tamam. Dördüncü sorumuz. The doctors report that the first of the disease. Hastalığın ilk bir şeyinden bahsediyor. Neymiş? Yüksek ateş falan diyor. O zaman hastalığın ilk ne olabilir? Symptom olabilir. Diagnosis teşhis anlamında. Hastalığın ilk teşhisi yüksek ateş anlamında çok mantıklı olmuyor. Ama ilk belirtisi anlamında symptom kelimesi doğru cevabımız. Beşinci soruda. Otelin fiyatı çok şey nasıl olmuş? Bakalım olumsuz bir ifade kullanmış. Ne yapmak zorunda kaldık? Kredi kartı kullanmak zorunda kaldık. Bu da bizi sıkıntıya soktu diyor. O zaman otelin fiyatları nasıl olabilir? Costly yani maliyetli anlamında. Some animals have quite thick furs. Tamam. Kürkleri çok kalındır demiş. Onlara ne sağlar? Against the severe cold in winter. Kışın soğuk havaya karşı anlamında. Şimdi insulation kelimesi daha önce derste geçmiyor ama paragraflara çıkabilecek bir kelime bu. Yalıtım demek. Tamam. Bu binalardaki falan yalıtımdan bahsederken de insulation, insulate dediğimizde sonu e yaptığımızda hani yalıtmak, yalıtım yapmak anlamında
kullanılabilir. Dediğim gibi paragraflarda veya işte skills bölümünde belki karşınıza çıkabilir. Burada da soğuğa karşı yalıtım sağlar anlamında kürkünden bahsediyor. The children who went in the woods without asking for permission. Şimdi ormana izin almadan giden çocuklar diyor. Şimdi went, ormana ne için gittiler? Exploring diyebiliriz mesela burada. Hani gezinmek için, keşif yapmak için giden çocuklar aileleri tarafından cezalandırıldı. Tamam, burada went'in karşılığında kullanabileceğiniz bir ifade lazım. O da işte go exploring, went exploring, keşif yapmaya gitmek anlamında. 11. soru. When closely inspected, buradaki inspect ifadesi investigate anlamında. Hani yakından incelendiğinde uçağın motorundan bahsediyor. To have few cracks, crack çatlak anlamında. Tamam. Which could later lead to, bu da sonrasında ciddi problemlere sebep olabilir. Bu çatlaklar ne oldu diyor. Bak, birazcık inspection yapıldığında, yani incelendiğinde revealed, ortaya çıktı. Yani birkaç tane çatlağı olduğu ortaya çıktı anlamında. Tamam. Generate ifadesi produce anlamında. Hatta jeneratörden aklınıza gelsin demiştim. Elektriği üretiyor değil mi? Oradan aklınıza gelebilir. Ama burada motorun birkaç çatlağı olduğu ortaya çıktı. Tamam. O yüzden revealed diyebiliriz. Bilgisayara yüklenen bilgi demiş. İnternette elektronik olarak diğerlerine diyor. Şimdi burada edilgen bir fiil kullanmamız gerekiyor. Transmit değil mi? Transmit ifadesi aktarmak, taşımak anlamındaydı. Elektronik ortamda diğerlerine aktarılabilir anlamında. Transport aslında burada vermemesi gerekiyor. Yani tuzak olarak vermiş. Transport yani taşımak, bir kişiyi bir yere götürmek anlamında. Yani araç var ya, transporter, oradan aklınıza gelsin. Transmit iletmek anlamında. Daha çok, hatta şöyle bir kelime vardı ya transmit ile ilgili. Transmit diyelim, aktarmak, iletmek. Mesela transmitting signals, transmitting signals diyebiliriz değil mi? Mesaj, sinyal göndermek anlamında veya conveying messages, değil mi? Mesaj iletmek anlamında, aktarmak, iletmek anlamında kullanılır. Ama transporting dersek, transporting people diyebiliriz mesela. İnsanları taşımak, bir yerden bir yere götürmek. Dediğim gibi şıklarda vermese daha iyi olurdu. Bir de depart var. Hatta bu havalanlarında arrival olur değil mi? Departure olur. Departure time, arrival time değil mi? Varış ve gidiş saat. O zaman depart, bak şimdi. İçinde de ifadesi var. Depart, bir yerden ayrılmak, gitmek, terk etmek anlamında. O zaman leave diyebiliriz. Tamam, depart'ı öğrenin. Günümüzle kıyaslandığını demiş. Ailelerimizden nasıl bahsediyor? Bak, authoritative demiş değil mi? Otoriter anlamında. Strictly in those years. Şimdi çok katı bir şekilde, sert bir şekilde o zamanlarda ne olduk olabilir? Edilgen olacak. Brought up, yani yetiştirildik anlamında, tamam. O zamanlarda ailelerimiz çok otoriterdi ve çok ciddi, katı bir şekilde yetiştirildik anlamında cevap 13 Bursa. More countries decided to attend. Tamam. Roma'da yapılan bir şeye katılacaklarına bahsediyor. Summit ifadesi. Normalde bunu biz şöyle öğrendik. Summit, peak değil mi mesela? Zirve anlamında veya işte top ifadesini kullanabiliriz. Ama burada mesela şey diyorlar ya, summit talks dediğimde mesela, bu bazı ülkeler toplanıyor, zirve görüşmesi yapılıyor ya, o anlamda hani büyük, önemli bir toplantı anlamında kullanılıyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Tamam, bunun bu anlamda kullanıldığında öğrenin. Summit Talks dediğimizde mesela işte önemli bir toplantı, zirve, bu işte G20 zirvesi falan denir ya, G8 zirvesi, ondaki summit bu. Most fathers look forward to, dört gözle beklemek, o günü beklerler diyor. The control of the company to their sons or daughters. Şimdi bak burada çocuklarına ne yapabilecekleri, şirketin kontrolünü bırakabilecekleri, aktarabilecekleri anlamında. Relinquish kelimesi daha önce derste geçmedi. Bunu şöyle önebilirsiniz. Give up, bırakmak. Ama mesela giving up intentionally, yani bilerek devretmek. Çocuklarına devretmekten bahsediyor burada. Şimdi Edirne ise bunun tam zıt anlamlısı. Bu da devralmak demek. Bu iki kelimeyi ayrı ayrı yazın. Relinquish ifadesi bir şeyi devretmek. Tamam.
küçüklere veya sonrasında gelen kişiye devretmek elindeki malı mülkü. Undertake ise mesela bir şirketi devralmak anlamında. Tamam. Eğer buradaki öznemiz sons and daughters olsaydı undertaking the control of the company diyebilirdik. Ama burada devretmek anlamında. Seize ele geçirmek anlamında. Ama burada baba ne yapacak? Çocuklarını devredecek, ele geçirmeyecek. Seize control diyebiliriz. O da kontrol ele geçirmek anlamında. Help me with the ache in my back. Ache ağrı demekti. Ne yaptığım sürece, tavsiye edenleri follow ettiğim sürece, takip ettiğim sürece doktorum bana yardımcı olacak. Nasıl yardımcı olacaktır? Willingly, gönüllü bir şekilde, istekli bir şekilde, içten anlamında bana yardımcı olacaktır anlamında 18 Adana diyebiliriz. 14. Even 30 years ago, office computers were unknown in eastern part of the world. Dünyanın bu bölgelerinde bilinmiyordu demiş. Değil mi? Baktığımızda şimdi burada approximately ve virtually kafamızı karıştırabilir. Birbirine yakın ama approximately'den sonra daha çok böyle sayısal değerler kullanmak daha mantıklı. Aşağı yukarı anlamında. Almost da neredeyse şey, virtually ise almost anlamında. Şimdi 30 yıla kadar diyor. Bu ofislerde bir kullanılan bilgisayarlar dünyanın doğu taraflarında neredeyse hiç bilinmiyordu anlamında virtually doğru cevap. Tamam. Ama mesela dersin ki approximately one out of ten people knew dersin mesela, değil mi? Yaklaşık 10 kişiden biri biliyordu. Bak, sonrasında bir sayısal değer kullandığım zaman approximately daha mantıklı. Virtually ise almost anlamında. Tamam, 1980'lerde teknoloji şöyle verilseydi ülke ne olurdu? Şu anda ekonomik olarak daha ileride olurdu demiş. Had been given priority, give priority ifadesi veya set priority dediğimizde öncelik tanımak, öncelik vermek anlamında 15 Adana çok önemli bir kelime. Tamam. 19'da ise bazı ülkeler çok yavaştır demiş. The new European Directive concerning integrated pollution prevention. Ha, tamam, bazı işte bu kirliliği korumaya ve kontrol etmeye karşı ifadesini kullanmış nesnemizde. Şimdi baktığımızda bazı ülkeler çok yavaş. Bir fiil kullanmamız lazım. Yeni Avrupa direktiflerine, emirlerine veya işte kurallarını ne yapmak konusunda çok yavaş olabilir. Bakalım, implement ifadesi. Uygulamak, yürürlüğe sokmak anlamında, tamam. Çok önemli bir kelime bu, öğrenin. Eliminate de tam tersi, zıt olarak düşündüğümüzde yürürlükten kaldırmak anlamında. 20'de quiet demiş ve assistance diyor. Değil mi? Sessiz ve buna eş değer, yani yakın bir şey olması lazım. Baktığımda mesela şu üç kelime birbirine çok yakın. Challenging, uğraştırıcı, zorlu anlamında. Brutal da aynı şekilde cani, cruel ifadesi vardı ya, o anlamda. Demanding ise aynı şekilde challenging ve eş anlamlı. Şimdi sessiz, sakin, böyle itaatkar, her şeye tamam diyen submissive ifadesi doğru. Tamam. Submit, boyun eğmek anlamı da var. Şimdi submit, submitting your assignments dediğimizde ödevleri teslim etmek. Submitting your homework dediğimde, tamam. Bu teslim etmek anlamı var, hand'in. Bir de submit ifadesi surrender demek. Yani teslim olmak, boyun eğmek anlamında. That the public has about the chronic disease. Şimdi demiş ki burada insanların bu kronik hastalıkla ilgili ifadesi var. Aynen. De o zaman ignorance dememiz lazım. The ignorance that the public has about the chronic disease. Yani bilgisizlik anlamında, cahillik anlamında söylüyor burada. Halkın bu hastalıkla ilgili olan hani cahilliği, endişeye sebep olan şeylerden birisidir diyor. Tamam. Bakalım. Bak, consciousness ve responsibility ve awareness, knowledge, bunların hepsi aslında yakın kelimeler. Yani bilinç demiş, sorumluluk demiş, farkındalık, bilgi. Bak, o zaman bunlar sıkıntıya sebep olmaz, değil mi? Sıkıntıya sebep olması için ignorance olması lazım. Ülkeler yayımlamışlar bir şey. Ne peki? İçeride sigara içme ile ilgili prohibition, yani yasak anlamında. Tamam. Şimdi confinement da kısıtlama demek. Yani kafanızı karıştırmak için vermişler ama confinement'tan sonra on değil to kullanılır. Tamam. Be confined to vardı, bir şeyle bir limit tutan anlamında. Tamam. Oradan aklınızda bulunsun. Tamam. Buradaki
sporadically kelimesi önemli değil. Randomly, hani rastgele, gelişi güzel anlamında. Rastgele ortaya çıkan bu seller demiş. Birçok insanı. Şimdi burada selden bahsediyor değil mi? O zaman olumsuz bir şey olması lazım. Destitute ifadesi muhtaç demek. Önemli bir kelime mi? Bence değil. Karşınıza çıkacağını zannetmiyorum. Burada tough kelimesi önemli. Definite, kesin, net anlamında. Destructive belki kafanızı karıştırmıştır. İşte sell falan diyor ama bak burada insanları diyor. İnsanları yıkmak anlamında destructive kullanılmaz. Ama insanları muhtaç duruma düşürmek anlamında bursa olabilir. Yine not alın bir yere. 26. Tamam, bir eğitim programı başlatmış. Birçok insanın innately, innately doğuştan demek. Bu kelimeyi öğrenin. Yani üniversiteyi kazandığınız zaman da zaten bu kelimeyle çok karşı karşıya kalacaksınız. Innately, doğuştan anlamında. O zaman birçok, bak, sanatsal yetenekler. Nasıl sanatsal yetenekler? Birçok çocuğun doğuştan sahip olduğu anlamında possess diyebiliriz. Kompleks bir task varmış, karışık bir görev. Öğrenciler arasında paylaştırmış diyeceğiz. Değil mi? Divide, paylaştırmak demek. Çok güzel bir soru bu mesela. Bak diyor ki çünkü. To make one work no less than the other. Birinin işini diğerini geçmeyecek şekilde. O zaman evenly. Yani equal. Tamam, bu ikisi çok çok önemli kelimeler. Even ve equal, eşit anlamında. Eşdeğer, eşit. Bak ne diyor burada? Yeni bir doktor. Doktor annum. Per annum dediği şey yıllık. Özel bir hastanede 18 bin sterlinle başlıyormuş. O zaman yeni bir kontrakta, anlaşmada, sözleşmede imzalanır diyor partnerler arasında. Peki o zaman yılda bir alıyorsa yıllık diyeceğiz. Annual, değil mi? Annum kelimesiyle yakın zaten. Aynı kökten geliyor. 28, o yüzden Denizli. Şurayı bir silelim. 24'te. Tamam, protestocuların ne yapmaları söylendi? Tutuklamaları söylendi. Arrest, tutuklamak demek. Eğer emirlere karşı gelirse diyor. Eğer, if they attempted to refuse their orders. Emirlerine itaat etmeme girişiminde bulunurlarsa. Yani if they try to anlamında, attempt, girişimde bulunmak anlamında. Tamam. Burada contribute de mesela to ile kullanılır ama burada katkı sağlamak anlamında. Reflect, yansımak anlamında. Anticipate belki biraz YDS kelimesi ama anticipate ifadesi, şuraya yazalım, hope anlamında veya expect, beklemek, ummak anlamında kullanılan bir kelime. 25. Yeni yasadan bahsetmiş bakın burada. Değil mi? Taxpayer'lara, vergi ödeyenler için çok iyi olacağını söylemiş ama şimdi oradaki representative'ler, yani o meclistekiler falan, milletvekilleri, bunun taxpayer'lara iyi olacağını söylemiş. Değil mi? Artı bir şey söylüyor. The public were not with this explanation. Ama however dediğine göre o zaman halk bu konuda çok satisfied değildi. Çok bundan memnun olmadı. Hani yukarıda yardımcı olacak dediler ama halk çok bunu benimsemedi anlamında satisfied with diyebiliriz. Puzzle dün söylemiştim sanırım bir önceki testte. Puzzle kafası karışmak anlamındaydı. Tamam. Allied ifadesi parçalara falan çıkabilir genelde. Müttefik anlamında. Tamam. Determined ise to ile kullanılıyor. Bir şeye kararlı olmak anlamında. Pronounce in a text. Bu zamir demek. Gramer olarak öğrendiğiniz zamirlerden bahsediyor. Bak, bir isme tekabül eder. Bir ismi karşılığıdır diyor. Daha önce bir parçada bahsedilmiş veya bahsedilecek bir şey için kullanılan şeylerdir diyor. İsimlerdir. Yani bunlara tekabül eder. Bunlara karşılık gelir anlamında. Refer to. Tamam. Bu güzel bir soru. The detained man. Bak, bunu da bir önceki testte söylemiştim. Detain, alıkoymak, gözaltına almak. Yani gözaltına alınan adam anlamında söylüyor. Polise konuşma konusunda ne yapmış olabilir? Refrained from. Değil mi? Avoid demekti. Refrain from, kaçınmak, sakınmak anlamında. Polisle konuşmaktan kaçındı. Yani ifade vermekten kaçındı anlamında söyleyebiliriz. Evet, 31. People always have seated faith in their parents. Şimdi ne olursa olsun burada inançtan bahsediyor. Bak, ailelerine her zaman inanırlar. O zaman faith'i niteleyeceğiz aslında buradan. Oturmuş bir inançları vardır. Nasıl peki? Derinden. Değil mi? Deeply faith dediğimizde, deep faith dediğimizde
çok böyle içten bir inanç anlamında kullanılabilir. On learning to speak English before he goes to school. Bak çok çabaladığını söylüyor burada oğlunun. O zaman öğrenme konusunda nasıl olabilir? Intent. Bak burada T ile yazdığı için sıfat olarak, aslında sıfat ve isim olarak düşünebiliriz. Intend olsaydı, sonra D olsaydı feel olurdu. Niyet etmek, istemek demek var ya. Onu düşünün burada. Yani çok niyetli, istekli anlamda söylüyor. Willing kelimesinin eş anlamlısı. Yani responsible burada olumlu bir kelime gibi görünebilir ama responsible hem for'la kullanılıyor. Aslında hani responsible for learning to speak English kısmen doğru olabilir ama işte for olmadığı için eliyoruz. By modern ones that are supported by technology demiş. Şimdi modern olanlardan bahsediyor burada ve burada traditional teaching methods yani geleneksel öğretim metodları have been edilen kullanmış. Modern olanlar tarafından değiştirildi, yerinden edildi anlamında overthrow. O zaman şöyle düşünebiliriz. Hani overthrow somebody dediğimizi bir kişiyi tahttan indirmek veya hükümetten indirmek anlamında. Bunu öğrenin. Overthrow. Overthrow. Bir de şöyle bir ifade var. Dethrone. Değil mi? Throne zaten taht demek. Tahttan indirmek. Burada ama soruda kullandığımızın eş anlamlısı daha çok replace. Değiştirmek, yerini almak anlamında. Modern olanlarla yer değiştirdiği anlamında söylüyor. Yani bak trivial matter demiş. Basit bir konu üzerindeki tartışmadan bahsediyor. A serious fight. Basit bir mesele ne yaptı? Ciddi bir fight'a dönüştü. Onu tetikledi anlamında triggered. Bilimsel o bir şeyler olduğunu söylemiş. Neyi peki? Ha, aynen. Zeytinyağı kullanırsan kalp krizi oranı daha da azalıyor falan diyor. O zaman çok fazla bir araştırma yapıldı demiş. Scientific ne olabilir? Evidence. Yani bilimsel kanıt vardır anlamında. Evidence'ı kullanabiliriz. Hayatını kaybeden insanlar oldu demiş 38'de. Bak exotic places. Yani egzotik yerlerle ilgili. On an expedition. Expedition sefer gezi anlamındaydı. Trip diyebiliriz. Biraz daha basit bir kelime tabii trip. Expedition hani böyle keşif amaçlı yapılan yolculuklar, keşif amaçlı yapılan seferlerden bahsederken expedition kullanılır. Sonraki sorular 34. Bak, şirketin para kazandığını söylemiş. O zaman burada bak the manager is not convinced without seeing. Yani şirket para kazanmasına rağmen tangible result istiyormuş. Değil mi? Yani çok ikna olmadı diyor bak burada. Ne yapmadan? Çok böyle elle tutulur somut sonuçları görmeden çok da ikna olmuyor müdür diyor. Para kazanmasına rağmen. Tamam. Tangible ifadesi yani tam karşı değil ama solid diyebiliriz mesela. Tamam. Veya concrete. Somut elle tutulur demek tangible. With an unexpected problem. Beklenmedik bir problemle confronted olursan karşılaşırsan anlamında değil mi? When you're faced with ile eş anlamlı çok çok önemli bir kelime. Kesin öğren bunu. 39. The national team diyor. Tamam. The victorious diyebiliriz değil mi burada? Bak çok yüksek sesle hani karşılanmışlar taraftarlar tarafından havaalanında. O zaman victorious zaferle dönen, kazançlı galip demek ha, aynen. The teacher almost always what she has thought for latecomers. Ha. Bu çok önemli değil. Cevabımız A'dan olacak. Bak diyor ki geç gelenler demiş. Dersin ilk dakikasını, değil mi? İlk birkaç dakikasını kaçıranlar için her zaman, neredeyse her zaman tekrar eder diyor. Neyi peki? What she has thought. Öğrettiği şeyleri kısaca bir üstünden geçer anlamında. Yani run over ifadesi birinci anlamı. Üzerinden geçmek, çiğnemek, ezmek anlamında bir arabayla, bisikletle. Ama ikinci anlamında yine aynı şekilde üstünden geçmek. Hani tekrar etmek anlamında. Repeat diyebiliriz tamam. Veya review. Öğrenebilirsin Adana'yı da. Yani aklında bulunsun çok çıkacağını zannetmiyorum ama. Son sayfamız. Şimdi sınavda öğrencilerden istenilir diyor.
bir paragraf yazmaları. Bak, depict fiilini vermiş burada. Bir yeri betimlemeleri istenir diyor. O zaman nasıl bir paragraf yazmaları ise descriptive. Yani böyle tanımlayıcı, anlatıcı, tasvir edici. Describe fiili var ya, tanımlamak, anlatmak anlamında. Burada tasvir edici bir paragraf yazmaları isteniyor diyor. Bir yeri tasvir etmeleri isteniyor demiş. When their parents have to go to work every morning. Her sabah işe gittiğinde bazı çocuklar nasıl ise der, o zaman desolate diyebiliriz. Yani isolated. Bak, içinde zaten izole dediğimizde veya desolate dediğimizde bak solate ifadesi var içinde. Yani yalnızlıkla ilgili. Sol ifadesi var ya, oradan aklınıza gelebilir. Yani yalnız, tek anlamında. Desolate ifadesinin yalnız, tek başına anlamında. Alone. Sonrakine demiş. Bak. Önceki neslin görüşleri. Ne konuda peki? Bebek yetiştirme konusunda görüşleri farklılık gösteriyor. Şu anki nesilden farklılık gösterir demiş. O zaman nasıl farklılık gösterir? Considerably. Büyük oranda. Tamam. Ciddi miktarda değişiklik gösterir şu anki nesilden demiş. O yüzden 43 Ceyhan diyebiliriz. 46'da. Farklı şehirlerde farklı işte şubeler açmak diyor. Şirketin ekonomik geleceği için demiş. Ne olabilir? Çünkü bak, kriz hala devam ediyor dediğin gibi, o zaman olumsuz bir şey arayacağız. Şurası önemli bir cümle. O zaman detrimental diyebiliriz. Değil mi? Ekonomik geleceği için sıkıntılı, zararlı olabilir anlamında. Detrimental eşittir bad. Tamam? Kötü veya harmful diyebiliriz. Tamam. Fark etmiyorlar diyor ekonomik sistemdeki değişikliklerin. To the company, şirkete demiş bakın burada. Increase the performance as well. Bak, burada olumlu bir şey söylemiş işte. O zaman şirkete ne olmayacağı, ne olacağını fark etmiyorlar. Beneficial diyebiliriz. Değil mi? Olumlu bir ifade kullanmamız gerekiyor. O da Ceyhan'da var. Çünkü burada performansını artacağını söylemiş. Clean water supplies to prevent any serious epidemic. Bir salgını, değil mi? Ciddi bir salgını önlemek için temiz su kaynaklarının dan bahsediyor. Yapılması gereken ilk şey demiş. Restoration of clean water. Yani temiz suyun yani korunması, restore edilmesi, tedarik edilmesidir diyor. Tamam. O yüzden cevabımız Bursa. Son sorular. 44. Most people disagree with the decision to construct a highway. Neden korkularmış? Doğayı bozacağını düşünüyorlarmış. O zaman birçok insan disagree nitelememiz gerekiyor burada. Karşı çıkıyorlar. Çok yani ciddi şekilde karşı çıkıyorlar. Yani deeply, derinden, ciddi şekilde, içten bir şekilde karşı çıkıyorlar anlamında profoundly kullanabiliriz. Ya mesela bak, bu gibi sorularda şu 4 şıkkı biliyorsun mesela, değil mi? Ama mesela bunu daha önce duydun ama hatırlamıyorsun. Ama şundan mesela 4'ün emin olduysan işaretleme konusunda çekinme kelime sorularını. Yani mesela iki şık arasında kaldın. Şöyle bakıyorsun, en hangisi mantıklı gelirse kulağına onu işaretlemekten çekinme. Tamam. From his story to deal with a related event so that the tourists wouldn't feel bored. Şimdi burada kelimeyi daha önce görmediniz. Digressed ifadesi changing the topic anlamında. Yani bir konuyu değiştirmek. Yani karşılığı bu. Karşınıza çıkar mı zannetmiyorum. Ama buradaki imitate kelimesi önemli. Veya distinguish kelimesi önemli. Diğerini zaten biliyorsunuz. Distinguish, ayırt etmek, imitate, taklit etmek. Ne yapmış oradaki rehber? Kısa bir süreliğine geçici olarak hikayesinden, değil mi? Bak, from his story to deal with the related event. Yani yakındaki bir olayı, hani ona konuyu değiştirmiş. Hikayesinden ona dönmüş. Hani o konuyu atlamış. Konuyu değiştirmek, konuyu atlamak anlamında digress diyebiliriz. Tamam, arkadaşım plan yapar demiş farklı bölgelere. 49 için exhaustive diyebiliriz ama bu derste daha önce geçmemişti sanırım. Bunun yerine exhaustive'in yerine şu kelimeyi öğrenin. Comprehensive. Değil mi? Kapsayıcı, kapsamlı anlamında. Exhaustive'in de bu anlamı var. Yani not alabilirseniz, biraz YDS kelimesi ama öğrenseniz iyi olur. Arkadaşım genellikle plan yapar. Ne yapmak için? Farklı yerlere gitmek için çok kapsamlı planlar yapar. Ama onları practice'e dökmek için, yani vakit
Onları pratiğe dökmeye geldiğinde her zaman başarısız olur. Tamam mı? O yüzden bir zıtlık olması gerektiği için exhaustive diyoruz ya da comprehensive daha mantıklı olur. Geçmişte zihinsel hastalıklı olan insanlar demiş. Rather than treated at hospitals. Şimdi bak hastanelerde tedavi olmaktansa ihmal ediliyordu. Bir kenara atılıyorlardı anlamında put away kullanabiliriz. Tamam. Yani zihinsel hastalığı olan insanlar bir kenara atılıyordu. Ignored anlamında. Hastanelerde tedavi edilmektense umursanmıyordu. Demek için elle edilme.